Efendim, Cumhurbaşkanı Erdoğan NATO zirvesi için Brüksel'e hareket etti. Yarın ABD Başkanı Biden'la bir görüşmesi olacak Erdoğan'ın. Bu kritik görüşmeyi biz konuklarımızla değerlendiriyoruz gün boyu. Şimdi de dış politika analisti Ali Çınar bizimle birlikte. Verilen mesajları konuşacağız öncesinde. Şimdi Ali Bey, hoş geldiniz yayınımıza. Başlık başlık gitmek isterim ama genel bir soruyla da başlayalım. Yarın bu zirve, Erdoğan ve Biden'a zirvesi, Türkiye-ABD ilişkilerinde keskin değişimler getirir mi diye soracağım. Yoksa bu bir güven tazeleme mi olacak? Süreç aynı seyrinde mi devam edecek? Buyurun. Türk-Amerikan ilişkilerinde güven sorunu olduğunu biliyoruz. Yarınki toplantıdan çok büyük somut sonuçlar beklenilmesi yanlış olacağı kanaatindeyim. Ancak iki liderin diyalog halinde ilk defa yüz yüze görüşmesinin önemli olduğunu düşünüyorum. Ama genele baktığımızda Cumhurbaşkanı Erdoğan Brüksel'e hareketinden önce genel Türk-Amerikan ilişkilerini anlatacağız ve konuşacağız demesi de aslında ana sorunlardan S-400, YPG, PKK'dan daha fazla üst düzeyde genel bir Türk-Amerikan ilişkilerinin yol haritasını Joe Biden'la konuşacağını gösteriyor. Ama genel olarak ikili ilişkilerde uzun zamandır çok ciddi bir güven sorunu olduğu için bu ilk yüz yüze görüşmenin, diyaloğun önemli olduğunu düşünüyorum. Peki şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan havalimanında da aslında yaptığı açıklamada yine F-35'lere vurgu yaptı. F-35 ve S-400 konusunda sistemkar konuştu aslında. ABD sözlerini tutmadı dedi. Bunları da ifade edeceğini söyledi. Biden cephesinde bu sözlerin nasıl yankılanacağını da merak ediyoruz. Zirveye nasıl yansır? Şimdi aslında Başkan Trump döneminden hatırlanacağı üzere Türkiye haklıydı S-400 alma konusunda. Yani Patriot'ları Obama döneminde verilmemişti. Yani fazla alternatif bırakılmamıştı diye Türkiye'ye destek çıkmıştı hatırlanacağı üzere. Yani burada aslında Amerika'nın da yaptığı bazı hatalar var açıkçası. Ama tabii Biden yönetimi, ki sadece bu Biden değil, Amerika'nın tüm devlet resmi kurumları, kongre dahil, parti üstü bir bakışla Türkiye'nin S-400'lerden kesinlikle vazgeçmesi ve topraklarından çıkarması şartını söylüyor. Onun dışında hiçbir alternatife açık değil. Aynı şekilde de buna istinaden de F-35 programından Türkiye ne kadar üretici ortak olsa da çıkarıldığını da belirtiyor. Burada ben Biden'ın bir pazarlık payı bıraktığını tahmin etmiyorum. Bu konuda çok netler. O nedenle Türkiye'nin masaya getireceği, Biden'ı nasıl ikna edebileceği soru işareti, ama en kötü bu şekilde bu sorun masada kalmaya devam edecek 14 Haziran'dan sonra da. Peki bir diğer itilaflı konulardan biri de 1915 olaylarıyla ilgili Biden'ın 24 Nisan açıklaması. Şimdi buna sert tepki gösterdi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Orada da yine bu tepkisini devam ettireceğini söyledi. Bu tavrın ABD yönetiminin konuya bakışını değiştireceğini düşünüyor musunuz diye bir de sorayım. Pek maalesef düşünemiyorum. Türkiye için milli bir konu açıkçası. Ama Biden yönetimi büyük bir hata yaptığını biz Türk-Amerikan toplumu olarak da net şekilde gördük. Açıkçası Biden gelecek yıllarda da artık yani dönemi bitene kadar 24 Nisan'da bu sözde Ermeni soykırım kelimesini kullanarak Ermeni tarafını onure edecek kendince. Tabii ki yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu konuda sistemi haklı, yerinde. Ama Biden yönetiminin bundan sonra bir gerim atacağı beklenmiyor. Biden şunu diyecek: ben konuşmamda Türkiye'yi kelimesini kullanmadım. Osmanlı dönemine atıfta bulunarak burada hafif Türkiye konusunda da ılımlı olmaya çalıştık mesajı verecek, ama geri adım Biden yönetiminden olmaz maalesef bu konuda. Peki diğer itiraflı konular, FETÖ ile başın iadesi, ABD'nin PKK-YPG'ye dönük tavrı da yine masadaki konulardan. Biden ekibinin önceki yönetimlere kıyasla izlediği politikada tabii nelerin değişeceğini bekliyoruz. Acaba yarınki zirve konusu bu iki konuda bir politika değişimi olur mu? Maalesef birçok sorunda, konuda çok olumlu bir şey söyleyemiyorum açıkçası. FETÖ konusu Amerika için kapanmış gibi görünüyor. Zira Obama döneminden başlayan Trump ve şu anda da Biden'la da FETÖ davası veya bu konuyla ilgili süreçte hiçbir gelişme olmadı. Olacağı da benzenmiyor. Adalet Bakanlığı'nda kalmış durumda. Hatta Bodrum katında dosyaların tutulduğunu söyleyenler var. O nedenle fazla bir adım
beklenmiyor Biden yönetiminden de. YPG, PKK konusunda da yine Obama döneminde başlayan bu destek sonraki dönemlerde de devam etmişti. Biden yönetiminde yakın zamanda Pentagon bütçesinde de 500 milyar doların üzerinde bu terör örgütüne desteğinin devam edeceğini resmi makamlarca açıklamıştı. Bu konularda da çok olumlu yarın gündemde Biden yönetiminin geri atacakla ilgili hiçbir sinyal yok başkentte. Peki bir diğer sorum Afganistan'daki barış süreci. ABD artık uzun yıllardan sonra buradan çıkıyor. Şimdi Cumhurbaşkanı dedi ki buradaki süreci devam ettirecek en güvenilir ülke Türkiye dedi. Peki ABD'nin bu konudaki yaklaşımı ne? Yani Erdoğan Biden zirvesinden bu konuda bir karar çıkması bekleniyor mu? Şimdi Amerika'da aslında Afganistan'dan çekilme işlemi konusunda tepkiler var. Yani bir grup çekilmesin, kaos daha da fazla olur mesajlarını veriyor. Tabii Türkiye'nin Afganistan'da yaptığı müthiş başarılı bir rol ve Afgan halkını kucaklaması da çok yakinen Amerika tarafından biliniyor. O nedenle yarınki toplantı Afganistan konusu bence en önemli pozitif gündem maddesi diyebilirim. Bu konuda Amerika ile Türkiye'nin ortak hareket edeceği, bundan sonraki dönemde de kaosun olmaması, Türk askerlerinin havalimanında kontrolü elinde tutması için de Amerika'nın sıcak bir niyetinin olduğunu görebiliyoruz. Dediğim gibi yarınki toplantıda bu konu en pozitif gündemlerden birisi diyebilirim. Peki son olarak şunu da sorayım ben. Şu an ABD'de basın ne yazıyor, ne çiziyor acaba? Bugün Amerikan basınında geçen Amerika'nın önemli ajanslarından Associated Press Erdoğan'la Biden toplantısının gergin bir ortamda olacağıyla ilgili bir ana manşet attı. Yani 14 Haziran NATO zirvesi ağırlıklı olacak ama genel olarak da Biden-Erdoğan görüşmesi de gündeme taşınmaya başlandı. Açıkçası G7 ve Putin daha çok öne çıkıyordu Amerikan medyasında. Biden bugün Brüksel'e geçecek ve temaslarına devam edecek. O nedenle Amerikan medyası tamamıyla bu konuya Erdoğan-Biden toplantısı olması da bugün ajansın bu haberi geçti. Ve yarın da tabii NATO zirvesinden sonra Türkiye saatli akşamüstleri beklendiği haberi var. Ve Beyaz Saray'dan da yaklaşık 6-7 saat sonra tam saatini öğreneceğiz. Ama medyadan yarın daha detaylı bir manşet haberleri bize bekliyoruz. Peki. Ali Çınar, teşekkür ederiz değerli görüşleriniz için. Veda edelim size. Biz devam ediyoruz.